Arkadaşlar şimdi nüfus yoğunlukları var. Bunları inceleyelim. Aritmetik nüfus yoğunluğu, fizyolojik nüfus yoğunluğu ve tarımsal nüfus yoğunluğu. Çok basit. Bunları kolayca ayrıştıralım. Aritmetik nüfus yoğunluğu, nüfus bölü yüz ölçümü. Bir bölgedeki nüfusun yüz ölçümüne bölünmesiyle ortaya çıkar. O zaman ben matematikten yola çıkarak aritmetik nüfus yoğunluğun fazla olması için ne lazım? Yüz ölçümünün az, nüfus yoğunluğunun fazla olması lazım ki aritmetik nüfus yoğunluğum fazla çıksın. Ve bakın tam da burası nereye hatırlattı? Marmara bölgesini hatırlattı. Yüz ölçümü az, nüfusu fazla. Fizyolojik nüfus yoğunluğuma geçtiğimde nüfusun tarım alanlarının yüz ölçümüne bölünmesiyle ortaya çıkar. Bir soruda bana fizyolojik nüfus yoğunluğu fazla olan bir yer diye soruya başlarsa hemen diyeceğim ki buranın nüfus yoğunluğu fazla, tarım alanlarının yüz ölçümü az seviyede diyeceğim. Tarımsal nüfus yoğunluğunda tarımda çalışan nüfus ve tarım alanlarının yüz ölçümü. Arkadaşlar tarımda çalışan nüfusun dışında başka neler ekleyebiliriz? Ormancılık faaliyetleri, hayvancılık faaliyetleri, balıkçılık da tarımda çalışan nüfusa giriyor. Tamam mı? Bunu da unutmayın. Buraya not alın. Ormancılık, balıkçılık ve hayvancılık da tarımda çalışan nüfusa girer. Bunun tarım alanlarının yüz ölçümüne bölünmesiyle de tarımsal nüfus yoğunluğumuz ortaya çıkıyor. Burada karıştırabileceğiniz fizyolojik ve tarımsal nüfus yoğunluğu Tarımsalın isminden de anlayacağınız gibi tarımsalı gördüğün anda hem paydaya hem paya tarımı yaz ve nüfus bölü yüz ölçümü yap bitir bu iş. Tarımsal nüfus yoğunluğun fazla olması için ne lazım? Tarımda çalışan nüfus fazla olacak, tarım alanlarının yüz ölçümü az olan bir yer olacak. O zaman ben şöyle bir yorum yapabilir miyim? Doğu Anadolu bölgesinin tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır desem, neden? Tarım alanlarının yüz ölçümü az mı Doğu Anadolu'da az? Tarımda çalışan nüfus hayvancılık gelişmiş mi? hayvancılıkla uğraşan kişi sayısı da çok. O zaman ben Doğu Anadolu'nun tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğunu bakın şu anda yorumladım. Mesela hani soruda farklı soru tarzları gelecek önünüze bu şekilde yorumlayın. Nüfus sayımları ile nelere ulaşılır? Tipik bir soru tarzı. Bunları bilelim. Basit bir konuyu bilelim. Soru kaçırmayalım. Arkadaşlar nüfus sayımı yaptığımızda ülkenin toplam nüfusuna ulaşır mıyız? Evet. Yaş gruplarına göre nüfusuna? Evet. Cinsiyete göre nüfusuna ulaşırız bir önceki sayıma göre nüfus artışına ve bir önceki sayıma göre nüfus artış hızına da ulaşırız. İdari birimlerdeki nüfusa, kentsel ve kırsal nüfusa, nüfusun eğitim düzeyine de nüfus sayımları ile ulaşırız. Buraya ne ekliyor? Sanayinin gelişmiş olması ekliyor. Farklı şeyler ekliyor. Bunlara düşmeyin. Hemen bir mantık kurun. Bizim ülkemizde nüfus sayımı olduğunda, sizi saydıklarında, sizin isminiz, soy cinsiyetiniz, yaşınız, nerede yaşadığınız, eğitim düzeyiniz, Bunlara bakılır. Bunlarla tablo yapılır ve hemen şıklarda arayın. Bunların içinde olmayan işaretleyip geçin. Arkadaşlar nüfusumuzun genel özelliklerine baktığımızda Türkiye'de nüfusumuzun genel özelliklerini normalde başta inceliyorduk. Bölge bölge inceleyelim. İzzat görün burada da tekrar nitelinde olsun diye genel özelliklerini ortaya koydum. Kıyılarda fazla iç kesimlerde az. Türkiye nüfusu giderek artmaktadır. Nüfus artış hızı giderek artmakta mıdır? Hayır. Nüfus artış hızımız bir artmakta bir azalmaktadır ama Türkiye nüfusumuz giderek her zaman artmaktadır. Genç nüfuslu bir ülkeyiz. Nüfusun 3'te 2'si 35 yaş altında. Çalışan nüfusun büyük bir kısmı hizmet sektöründe. Erkek nüfusun sayısı kadın nüfusundan fazladır. Son verilere göre 50.2 erkek, 49.8 de bayan nüfusumuz var. Yani öyle abartılı bir fazlalık yok. Nüfusumuzun okuru yazar oranı sürekli artmaktadır. Kentsel nüfus kırsal nüfustan fazladır. Ne kadar fazla? Kentsel nüfus şu anda 100 kişiden 92,5 kişisi kentte, 7,5 kişi de kırsal nüfusta. Ülkemizin geldiği son durum rekor üstüne rekor kırdık ve hepimiz şehirlere geldik. 100 kişiden 92,5'u kentte. Şimdi nüfus artışının olumlu olumsuz sonuçları var. Burası tam düşürmelik bir yer. Basit bir mantığı var. O yüzden hemen kısaca değinip geçelim nüfus artışının olumlu yönünü bize sorduğunda kendimize göre olumlu yönlerini almayacağız. Şöyle düşünce, sınavı kim yapıyor arkadaşlar? ÖSYM. ÖSYM kimin bir kurumu? Devletin bir kurumu. O zaman biz devlete göre nüfus artış hızının olumlu olumsuz yönlerine bakacağız. Burada hemen tek örnekle bu işi anlayacaksınız. Bakın işçi ücretleri düşer diyor. İşçi ücretlerinin düşmesi bizim işimize yarar mı? İşçi ücretleri düşerse ne olur? Maaşımız azalır. Ama devlet için ne olur? İşçiye ödenecek ücret azalır tamam mı yani devlete göre olumlu yönleri nüfus artışının olduğu bir yerde devlete göre olumlu yönleri nelerdir inceleyelim vergi gelirlerinin artması mallara ve hizmetlere talep artar yeni iş alanları açılır iç ticaret canlanır işçi ücretleri düşer iş gücü potansiyeli artar İşçi ücreti nasıl düşer şöyle düşünün arkadaşlar önceden mesela bir mühendislikte ülkemizin çok ihtiyacı vardı mezun yoktu Hemen üniversite açtık, mezunlar çıktı, baktık ki hala yetişmiyor bu mühendisler ve herkes mühendisleri şirketler bir bir kapıyor, fazla ücretler sunuyor, benim şirketime gelsin diye. Sonradan üniversite sayısı artıyor, mühendis sayısı çoğalıyor. Mühendis sayısı çoğalırsa ne olur? A fabrikasına gelen bir mühendis, A fabrikası der ki: "3000 veriyorum der." Mühendis der ki: "3000 ne lan? Ben 4 yıl okudum, ne 3000?" der. B fabrikasına gider. B de der ki: "B de 3000 veriyorum der." Sonra bu mühendisimiz ne olur? Hayata küser. İkinci mühendis gelir. Bu 3000'i görür. Bakar başka iş yok, kabul eder. Diğer mühendis gelir. Bakar buradaki iş de oldu. B fabrikası da işçi ücretini 2000'e düşürdü. Mecburi olarak başka iş olmadığından dolayı 2000'lik işe gider. Zaten ülkemizin geldiği son durumda böyle. Özellikle öğrencilerimiz üniversitede kendini geliştirmedikten sonra 3-5 bölümün dışında bir bölüm kalmadığını söyleyebiliriz. Şimdi nüfus artışının olumsuz yönlerine geçelim. Arkadaşlar olumsuz yönü devlet için nedir? İşsizlik artar, çevre kirliliği artar, kişi başına düşen milli gelir azalır. Neyden dolayı? Nüfus arttığından dolayı. Eldeki parayı daha çok kişiye böldüğümüzden dolayı. İthalat artar, ihracat azalır, gece kondulaşma artar, hizmetler yetersiz kalır. Biz bir fatura yatırmaya gittiğimizde 10 kişi sıra bekliyorsak nüfus artış hızı olur, yıllar geçer bir de bakarız çok nüfuslu bir ülke oluruz ve 100 kişi sıra bekleriz. Ve ne olur? Hizmetler yetersiz kalır. Devlet bizim hizmetlerimize yetişemez. Ve doğal kaynaklarında tüketimi artar diyelim. ÖSYM şurayı sordu arkadaşlar. Doğal kaynakların tüketimine de dikkat edin. Olumlu olumsuz yön diye bir soru sordu. Doğal kaynakların tüketimini şıklara koymuş. Doğru cevap oydu. Dikkat edin. Burada mantığı oturttuktan sonra not almaya bile gerek yok ama gene siz bir ekran fotosu bir şeyler alın. Kısa kısa notlar da alabilirsiniz ama mantığı oturttuysanız sorun yoktur nüfus konusuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlarım nüfusumuzun genel özelliklerine değindik, bölge bölge inceledik ve şu anda il il inceleyeceğiz. Sizlere TÜİK verilerinden bazı verileri paylaşacağım. Yalnız altını çizerek söylüyorum. Bakın bu veriler şu anki en son veriler. Bir sonraki veriler açıklandığında ben size onları tekrar videoya ekleyemem. Çünkü video yayınladıktan sonra ben videoya tekrar bir erişim yapamıyorum. Bir şeyler ekleyip çıkaramıyorum. O yüzden ne yapacağım? sizlere Instagram adresimden yeni TÜİK verilerini duyuracağım. Bakın Instagram adresimi de buraya yazıyorum. Memur Jargonu Burak hesabından arkadaşlar bana ulaşabilirsiniz. Beni takip edebilirsiniz. En son TÜİK verileri çıktığında, güncel bilgi çıktığında, son olay olduğunda ben sizlerle paylaşıyorum. Sınav anına kadar takip etmenizde fayda var. Şimdi en yaşlı ilimizle başlayalım. Arkadaşlar en yaşlı il dediğinde size hemen bu dedeleri hatırlayın ve Sinop'un resmi aklınıza gelsin. En yaşlı ilimiz Sinop'ta dedelerimiz huzuru Sinop'ta buluyor ve bu yüzden Sinop'a akın ediyorlar. En yaşlı il Sinop. En genç ilimiz Şanlıurfa. Bunun sebebini söylemiştik, tekrar değinelim. Neden dolayı Şanlıurfa? Doğurganlığın fazla olduğundan dolayı çocuk sayısının genç ve yaşlı nüfusa oranla sayısı çok fazla. Hal böyle olunca da ne oluyor? Nüfus ortalamasını aşağı çekiyor. Şanlıurfa en genç ilimiz. En yoğun il İstanbul. Yani nüfus bölü yüz ölçüm bakımından en yoğun ilimiz İstanbul. En seyrekil il Tunceli. Arkadaşlarım bakın resim Tunceli'den bir resim. Tunceli aslında doğal harikaları olan bir kent. Buradaki nüfus bazı nedenlerden dolayı seyrek olmuştur. Ama buraya inanın turist akını yaşandığı dönemler oluyor. Hani Tunceli deyip de kötü bir il olarak aklınızda kalmasın. Çok güzel bir ildir Tunceli. Şimdi en seyrek ilden kastım ne arkadaşlar? Nüfus bölü yüz ölçümünde en seyrek ilimiz Tunceli. Yani yüz ölçümü fazla, nüfusu az. En çok nüfuslu ilimiz İstanbul. En az nüfuslu ilimiz ise Bayburt. Tamam Tunceli ile karıştırmayın. Nüfus yoğunluğu en az derse Tunceli. En az nüfuslu derse Bayburt. Bayburt ne kadar? İşte Bayburt bu kadar arkadaşlar. Yani girmenizde çıkmanız bir oluyor. Ve nüfusu da en son verilere göre 80 bindi. Tabi giden olmadıysa düşmediyse. Türkiye'de illerin nüfusa göre sıralamasını incelediğimizde bakın listeye baktığınızda önceden biz nasıl sayardık İstanbul, Ankara, İzmir ve hemen dördüncü sırada Adana'yı aya Antalya'yı görürdük. En kötü ihtimal Adana'yı ilk beşte görürdük. E hocam Adana'da ne oldu? Nüfus mudurdu? Adana'da nüfus durmadı. Bursa'nın nüfus artış hızı arttı. Antalya'nın arttı. Hal böyle olunca ne oldu? Bunlar dördüncü beşin sıraya ilerledi. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya. Bursa'ya dikkat edin ÖSYM'nin sevdiği bir kent. Şimdi arkadaşlar coğrafyacılar olarak kodladığımız bir şey var. 3D ve 3G. Doğal nüfus, gerçek nüfus. Arkadaşlar doğal nüfus deyince aklımıza şu geliyor. 3D diyoruz, 3 tane D yazıyoruz. Doğal nüfus, doğumun yüksek olması ve doğuda diyoruz. Ve 3D bitiyor. 3G deyince de 3 tane G yazıyoruz. Gerçek nüfus gelişmiştir, göç alır diyoruz. Ve 3G, 3D'yi bitiriyoruz. Soruda doğal nüfus gördüm hemen 3 tane de alt alta koydum. Ve dedim ki doğal nüfustur bu. Doğumun yüksek olması ve doğudadır dedim. Gerçek nüfusta da aynı şekilde 3 G'yi koydum. Gelişmiştir, göç alır ve gerçek nüfus dedim. Şimdi bunun mantığını anlatacak olursak doğal nüfus bir yörenin doğal nüfusu hesaplanırken doğum oranı eksi ölüm oranı hesaplanır ve bu bize doğal nüfusu verir. Gerçek nüfus nedir? Gene aynı. Doğum sayısı ile ölüm sayısı çıkarılır ve artı göç alan kişiler eklenir ve gerçek nüfusumuz ortaya çıkar. Tamam mı? Bunu böyle kodlayın. Çözemeyeceğiniz soru yoktur. Şimdi arkadaşlar ülkemizin genel özelliklerinden bahsedeceğiz biraz. 81 ilimiz, 921 ilçemiz var. Son ilimiz hangisi? Düzce. Bakın son il Düzce. Osmaniye demeyin. Beni sinirlendirmeyin burada. 81 Düzce. 80 neresi? 80 de Osmaniye. Tamam mı? Arkadaşlar bir yer büyükşehir belediyesi olabilmesi için ne lazım? 750 bin nüfus lazım. Peki ülkemizde kaç ilimiz? 750 binin üstünde 30 tane ilimiz, 750 binin üstünde ve 30 tane büyük şehrimiz var. Son büyük şehir olan önemli, son büyük şehir olan ordudur. İlçe il olacaksa neyle olur? Yasa ile olur. Değil mi? Eğer yasa ile olmasaydı nüfus ile il olsaydı. Bayburt nasıl ile olurdu bana bir açıklayın. Tamam mı? Yasa ile olur. İlin nüfusla hiçbir ilgisi yoktur. Büyük şehrin nüfusla ilgisi vardır. Hatay'ın diğer ismi Antakya. Özellikle Osmaniye diyen arkadaşımıza buradan sesleniyorum. Hatay'ın diğer ismi Antakya. Sakarya'nın diğer ismi Adapazarı, Kocaeli'nin diğer ismi de İzmit diye anılabilir. Sorularda böyle geçebilir. Arkadaşlar nüfusun ilk konusuyla ilgili değineceğimiz, söyleyeceklerimiz bu kadar. Nüfusun diğer videosunda göç videosunu halledeceğiz. Göç videosunda görüşmek üzere.